Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, hakemlere yönelik ağır eleştirileri doğru bulmadığını söyledi. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada herkes gibi hakemlerin de hata yapabileceğini dile getirdi. Sağ olsun, yerli oyuncularımız, çocuklarımız altın gibiler. Hepsi günden güne üstüne koyarak devam ediyor. İşte biliyorsunuz oynayan Mustafa'mız aslan gibi iyi bir milli takıma yarışabilecek bir oyuncu. İşte Arda var, Furkan var. İşte o gün çocuk her gün üstüne koyarak geliyor aşağıdan. Tabii mutlu oluruz çocuklarımızın da milli takımda oralarda görmek. Bizi mutlu eder, şehir olarak da mutlu eder, takım olarak da mutlu oluruz yani. Biz aslında bütün takımlar olarak hakemleri ve bazı mevcut şeyleri eleştireceğimize kulüplerimizin ekonomik yönünü nasıl eder de bir tık daha ileriye götürürüz, nasıl eder de kulüplere 3 lira daha gelir sağlarız, bunun hesabını yapmamız gerekirken biz her şeyi bırakıp hakemlerle uğraşıyoruz veya mevcut yönetimlerle uğraşıyoruz. Bugün Anadolu takımlarının hepsi zorda. Ha, şükür Allah'a biz borcumuz yok ama şu an paramız da yok. Yani ciddi bir yükün altından geliyoruz. Ekonomik olarak şükür Allah'a temizledik. Şimdi bu tarz kulüplerin bir akarının olması lazım. Akar da, bir nakit akışı da, bütün şirketlerde burayı da bir şirket gibi düşünün. Vücuttaki kana benzer. İnsanın vücudunda kan dolaşımı olmazsa ölür. Bu takımlar da parayı bulmazsa bunlar da ölürler. Yazık günah yani, bu kadar emeğe yazık, çileye yazık, sıkıntıya yazık. Onun için biz yönetici arkadaşlarımız ve şehrimizdeki seyircimiz, futbolcularımız, bunlar bir araya gelinmiş böyle büyük bir camiayı yöneten insanlar olarak hep beraber el ele verip bu kulüplerin maddi gelirini artırmanın mücadelesini yapmalıyız. İşte yayın yerlerini konuşabiliriz, pasoliklerle ilgili olan durumu konuşabiliriz, işte reklam alma hakkında, sponsor olma hakkında neler yapabiliriz. Bunları bir tek öne götürmenin hesabını yapmamız gerekirken maalesef işte bazen tabii ki insanların canı yanıyor bazı olaylara. İşte hakemlerle işte günü doldurmuş oluyoruz. Öyle düşünüyorum yani. Şimdi şehrimiz tabii ki bu bir sosyolojik bir olay. İnsanların buna ihtiyacı var. İnanın ben bundan çok mutluyum. Taraftarımızı sahaya çekmeyi başardık. Başarmaya da devam edeceğiz. Tabii bu yönetici arkadaşlarımız, çalışanlarımız ve şehrin bazı dinamikleri açısından bir araya geldiğimizde konuşulan konular. Ben Gaziantep'teki halkımızı stada çektiğimize inanıyorum. Bu konuyla ilgili mutluyum. Şu an iyi de bir yerdeyiz yapılan. Bundan önceki yapılan büyük diye tabir ettiğimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve buna benzer takımların şeyinde, haricinde, üç takımın haricinde Gaziantep'te biz hiçbir zaman 5000 seyircinin üstüne çıkmamıştık Anadolu takımlarıyla oynarken. Şimdi verilere baktığımızda en az pazartesi olmasına rağmen geçtiğimiz Rize maçında biz 8000'e yakın seyircimiz vardı statta. Bu da bizi mutlu etti. Hakemlerimizi eleştirirken iyi yaptıklarını bir, kötü yaptıklarını bir, ikisini bir teraziye koyup öyle eleştirmemiz lazım. Artısıyla eksisiyle eleştirmemiz lazım. Şimdi bizim lehimize olan bir karar verdiğinde nasıl ki seviniyorsak, aleyhimize olan bir karara da üzülüyorsak bunun orta yolunun bulunması lazım. Hakemler de insan. İnsanoğlu beşer şaşar yani. Onlar da hata yapabilir. Hakemdir, hata yapamaz diye bir kural yoktur mesela. Hakem bazen göremiyor, yakından göremediği zaman onu vermediğinde işte seyirci baskısı, oyuncu baskısı falan bunlar hakemlerin üzerine bindiğinde tabii ki yanlış olanı vardan falan düzeltip doğru kararı vermeye çalışıyorlar. Şimdi hiçbir suçlu, yanlış anlamayın, mahkemeye hakim karşısına çıktığında ben bu suçu işlemedim diyor işlese de. Herkes masum. Şimdi burada da hakemlerin verdiği kararı herkes kendine göre haklı. Hakemlerimiz de bu kadar çok eleştirmeye gerek yok. Onlar da görevlerini yapıyorlar. Tabii ki onlar da insanlar. Ama tabii bunu minimuma indirebilmek için de çalışmalar olabilir. Şimdi
Evet.